Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Yine ÖABT'ye devam ediyoruz tabii ki. Bilimsel yöntemin işleyişi. Şimdi ben önceki videoda canlıların ortak özelliklerine geçeceğiz dedim ama bilimsel yöntemi unutmuşum arkadaşlar. Şimdi bilimsel yöntemden devam edelim. Nedir bilim? Arkadaşlar bilim, herkesin kabul gördüğü, işte bilmediği şeyleri ortaya çıkaran bir olgudur diyebiliriz. Bilimin iki tane temel özelliği vardır arkadaşlar. Birisi objektif olması, yani kendine göre değil de herkese göre yapman gerekiyor. Objektif olacaksın. İkincisi de deney ve gözlemlere dayanması. Deney ve gözlemlerle rahatlıkla kanıtlanabilir olması arkadaşlar gerekiyor bilimin. O zaman şöyle yazalım. Hemen bu iki özelliği yazalım. Bilimin iki temel özelliği vardır diyoruz. Yazalım bunları. Bilimin iki temel özelliği vardır. Bunlardan birincisi ne dedik? Objektif olması. İkincisi de ne dedik? Deney ve gözlemlere dayalı olması. Dediğim gibi herkes tarafından kabul edilebilir olması gerekiyor arkadaşlar. Özellikle bilimin deney ve gözlemlerle açıklanabilir olması gerekiyor. Şimdi bilimsel yöntemin aşamalarına bakalım. Arkadaşlar bilimsel yöntemin aşamaları nelerdir? Birincisi, bir problem belirleyeceksin. Daha sonra bu problemle ilgili veriler toplayacaksın. Hipotez kuracaksın. Hipotezle ilgili tahmin yapacaksın. Kontrollü deneyler yapıp bu hipotezini kanıtlayacaksın. Daha sonra da gerçeği ortaya çıkaracaksın. Bu şekilde arkadaşlar bilimsel yöntemin aşamaları. Şimdi başlık olarak yazalım. Bunları teker teker bir yazalım. Daha sonra açıklayalım. Şöyle diyelim. Bilimsel yöntemin aşamaları. Aşamaları dedik. Şöyle hemen yazıyorum. Ne dedik? Birincisi problemin belirlenmesi. İkincisi arkadaşlar, verilerin toplanması. Daha sonra hipotezin kurulması. Sonra hipotezle ilgili tahmin yapacağız. Tahmin yapılması. Sonra arkadaşlar kontrollü deneyler. Özellikle bu kontrollü deneyler önemli. Sonra da gerçeği ortaya çıkaracağız. Şimdi ilk olarak problemin belirlenmesinden başlayalım. Arkadaşlar, konuyla ilgili elimizde ne konu varsa, mesela çevre kirliliği olabilir veya işte bir bitkinin büyümesiyle ilgili olabilir, insanın işte büyümesine etki eden faktörler olabilir, fotosentezin hızına etki eden bir faktör olabilir. Yani problem dediğimiz her şey olabilir. Yeter ki bununla ilgili deney yapılabilsin, veriler toplanabilsin. O zaman şöyle bir diyelim arkadaşlar. Bir, problemin belirlenmesi. Arkadaşlar ne dedik? Herhangi bir konuyla ilgili olabilir. Yeter ki verileri kolayca toplayalım, hipotez kurabilelim. O yüzden şöyle diyelim. Herhangi bir konuyla ilgili olabilir. Diyoruz probleme. Gelelim ikinciye. Verilerin toplanması. Arkadaşlar verilerin toplanmasını neden yapıyoruz? Şöyle, problemle ilgili gözlemler yapıyoruz ve veriler topluyoruz. Mesela şöyle olabilir. Daha önce bu problemle ilgili araştırmalar yapılmış mı? Yapılmışsa ne gibi sonuçlar elde edilmiş? Bununla ilgili veriler topluyoruz, gözlemler yapıyoruz. Bu gözlemleri yaparken de iki çeşit gözlemimiz vardır. Nedir bunlar? Birincisi nitel gözlem, ikincisi de nicel gözlem. Nitel gözlem nasıl sorusuna yanıt arıyor. Yani şöyle düşünün. Aslında kısaca şöyle diyebilirim. Ölçülemeyen, işte duyu organlarımızla yaptığımız gözlemlere biz nitel gözlem diyoruz. Ama ölçülebilir,
İşte belirli bir sayısı verilebilir gözlemlere de nicel gözlem diyoruz arkadaşlar. Mesela bugün hava çok sıcak. Nedir bu? Bir nitel gözlemdir. Ama bugün hava 35 derece dersek bu da bir nicel gözlem olur. O zaman yazalım arkadaşlar. Ne dedik? Problemle ilgili gözlemler yaparak veriler toplanır. İki çeşit gözlem vardır dedik. Nitel gözlem ve nicel gözlem. Şöyle yazalım. İki çeşit gözlem vardır. Bir nitel gözlem. Nitel gözlem. Şöyle iki diyoruz. Nicel gözlem. Nicel gözlem. Arkadaşlar bunu duyu organlarıyla ölçebiliyoruz. Ancak nicel gözlemde sayısal veriler vardır. Sayısal veriler vardır. Örneklerini de yazalım. Mesela bugün hava çok sıcak. Bu nedir? Duyu organımızda ölçtüğümüz bir cümledir arkadaşlar. Bu nedir? Nitel gözlemdir. Ama şöyle yazarsak bugün hava 35 derece. 35 derece dersek bu ne olur? Bu da nicel gözlem olur. Evet, bu şekilde arkadaşlar verilerin toplanması dedik. Şimdi bir sonraki basamağımız da hipotezin kurulması. Hipotezin kurulmasını anlatayım size. Arkadaşlar hipotez problemin geçici bir çözümüdür. Yani burada probleme dayalı olarak bir hipotez kuracağız. Mesela diyelim ki elimizdeki problem şu olsun. İşte Van Gölü'nde birçok kirlilik vardır işte. Problemimiz bu. Bu kirliliği nasıl giderebiliriz? Hipotezimiz ise şu olsun. Kimyasal ilaçlar dökersek Van Gölü'nü temizleriz. Mesela böyle bir şey olsun. Ben ne yapacağım? Hipotezi bakın kurmuş oldum. Bu hipotezi kurduktan sonra ne yapıyorum arkadaşlar? Gidiyorum bununla ilgili tahmin yapıyorum. Ben bunu yaparsam temizlemiş olurum. İşte bu tahmindir. Daha sonra bununla ilgili deney yapıyorum. Daha sonra da gerçeği ortaya çıkarıyorum. O zaman şöyle diyelim. 3 hipotezin kurulması diyelim arkadaşlar. Hipotezin kurulması. Hipotezi de dediğimiz gibi ne yapıyoruz? Problemin geçici çözümüdür arkadaşlar. Hipotez. Hipotez problemin geçici çözümüdür. Yazalım bunu. Problemin geçici çözümüdür. Arkadaşlar, eğer iyi bir hipotez kurmak istiyorsak eldeki verilerin tamamını kullanmamız gerekiyor hipotez için. Yani ben bir sürü veri topladım ya, bu verileri kullanarak hipotez kurmam gerekiyor. O zaman şöyle yazalım. İyi bir hipotez eldeki verilerin tamamını bünyesinde bulundurur diyelim. Bünyesinde bulundur. Evet, hipotezimiz de bu şekilde arkadaşlar. Hipotezimizi de kuruyoruz. Peki hipotez kurduktan sonra ne yapacağız? Tahmin yapacağız. Şöyle 4 diyoruz. Tahmin yapılması. Hipoteze dayalı tahminler yapacağız. Şimdi ben bu hipotezi kurdum ama bu hipotezle ilgili benim tahminim nedir? Yani doğru mu olacak, yanlış mı olacak, yapabilecek miyim, yapamayacak mıyım? Arkadaşlar bununla ilgili bir tahmin yapmam gerekiyor. İşte tahmin yapma aşaması bu şekilde. Tahminimizi de şöyle oluşturacağız. Eğer ki bu hipotez doğru ise nokta noktadır kalıbında oluşturuyoruz biz bu tahmini. Arkadaşlar tahminler kesinlikle test edilebilir olmalıdır. Bunu unutmayalım. O zaman şöyle diyelim. Nasıl bir kalıpta yapıyormuşuz? Eğer hipotez doğruysa nokta noktadır. Yani kurduğumuz hipoteze bağlı olarak devamını getiriyoruz. Bu şekilde kuruluyor. Bu kalıpta kuruluyor. Kalıbında oluşturulur.
Arkadaşlar, tahminler test edilebilir olmalıdır. Bunu da unutmayalım. Tahminler test edilebilir olmalı. Evet, tahminimizi de yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? Bu tahminlere göre kontrollü deney yapıyoruz arkadaşlar. Ben size kontrollü deneyi şöyle yan tarafa yazacağım. Çünkü kontrollü deneyi ben deneylerle anlatacağım size nasıl yapıldığını. Şöyle 5 diyorum. Kontrollü deney. Kontrollü deneyler. Nedir kontrollü deney? Arkadaşlar, elimizde bir kontrol grubu olacak, bir de deney grubu olacak. Bu kontrol ve deney grubunu karşılaştırarak hipotezimin doğruluğunu araştıracağım. Şimdi diyelim ki sıcaklığın işte bitki büyümesine etkisini kontrol edeceğiz. Hani bununla ilgili bir hipotez oluşturduk. İşte hipotezimiz de şu. Sıcaklık bitki büyümesini olumlu yönde etkiler gibi bir hipotez kurduk. Eğer işte tahminimizde şöyle yaptık. Eğer hipotez doğru ise bitki yüksek sıcaklıkta daha çok büyür diyoruz ve tahminimizi de yapıyoruz. Bu tahmine bağlı olarak kontrollü deneyler kuruyoruz. Kontrollü deneylerde bakın birincisi kontrol grubudur. Kontrol grubu. Arkadaşlar, kontrol grubunda hiçbir şekilde değişiklik yapmıyorsunuz. Ortam sıcaklığı ne kadar? 30 derece. Bu ortam sıcaklığından hiçbir şekilde sapmıyoruz ve bitkimiz aynı bitki olmak şartıyla, yani toprak yapısı olsun, bitki yapısı olsun aynı olacak. Bitkimiz şu şekilde. Geliyorum deney gruplarına. Arkadaşlar, şöyle 3 tane de deney grubumuz olsun. Pardon, şöyle çizeceğim. Biraz yamuk oldu. Deney gruplarında birine 20 derece sıcaklık yaptım. Birine 40 derece sıcaklık yaptım. Birine de 60 derece bir sıcaklık yaptım. Bunlar da nedir bizim? Deney gruplarımızdır. Deney grubu. 20 derece sıcaklık yapılan, bakın, bitki, mesela şöyle olsun bu bitkimiz, fazla büyümedi. Böyle küçücük kaldı. 40 derece sıcaklık yapılan, işte biraz daha böyle 20 dereceye göre büyük oldu. Ama 60 derecede arkadaşlar hiçbir şekilde bitki büyümedi. İşte bu nedir? Bir kontrollü deneydir. Buna baktığımız zaman sıcaklık arttıkça bitki büyümesi arttı mı? Hayır, artmadı. Ne oldu aksine? Sıcaklık arttıkça bitkimiz büyümedi, öldü diyebiliriz. İşte bu bizim kontrollü deneyimizdir. Peki burada değişkenlerimiz vardır. Bağımlı değişken ve bağımsız değişkenimiz vardır arkadaşlar. Ben size bunu örnek vereyim. Bağımsız değişken bizim etkisini yaptığımız değişkendir. Yani mesela sıcaklık değerleri bağımsız değişkendir. Bizim değiştirdiğimiz değişkenlere biz bağımsız değişken diyoruz. Bağımlı değişken ise bağımsız değişkene bağlı olarak ortaya çıkanlardır. Mesela 20 derece sıcaklıkta bitki çok küçük kaldı. 40 derece sıcaklıkta böyle biraz daha büyüdü ama 60 derece sıcaklıkta hiç büyümedi. İşte buradaki bitkinin boyu ne olur? Bağımlı değişken olur. Sıcaklık birimleri bağımsız değişken. Bunları biz ayarladık. Sıcaklıklara göre bitki boyunun uzamasına ise ne diyoruz? Bağımlı değişken diyoruz. O zaman yazalım şöyle. Deneyimiz, bu arada deneyimizin adı nedir? Deney adı sıcaklığın bitki büyümesine etkisi. Bitki büyümesine etkisi. Burada arkadaşlar bağımsız değişken. Bağımsız değişken. Bunu ne yapıyorduk bakın, özellikle yazıyorum. Ben anlaşılabilir olsun diye bu şekilde yazıyorum. Bizim değiştirdiğimiz değişkenler diyelim. Burada deneydeki bizim değiştirdiğimiz değişken nedir? Sıcaklık, değil mi? Bu deneyde. Bağımlı değişken neydi? Bağımlı değişken de bağımsız değişkene bağlıdır arkadaşlar. Bunu da yazalım. Bağımsız değişkene bağlı. Yani neye bağlı burada? Sıcaklığa bağlı. Sıcaklığa bağlı olarak bitkinin boyu uzamıyor. İşte burada nedir arkadaşlar? Bağımlı değişkenimiz de bitkinin boyudur. Evet, bağımlı ve bağımsız değişken bu şekilde. Özellikle bu ikisi çok karıştırılıyor. Unutmayın, bağımsız değişken bizim değiştirdiğimiz değişkenlerdir. Bağımlı değişken ise buna bağlı olacak. Sıcaklığa bağlı bitkinin boyu mesela nedir? Bu bağımlı değişkendir. Evet, son basamağımız artık arkadaşlar. Şuraya 6 diyorum. Başka sayfaya geçmeyelim. 6 diyelim. Gerçek.
Nedir gerçek? Arkadaşlar, kontrollü deneyler eğer ki hipotezi desteklerse gerçek ortaya çıkmış olur. Bakın ben bu deneyde yaptım. Kontrollü deney hipotezi destekledi mi? Hayır. O zaman gerçek ortaya çıkmadı. Yeni bir hipotez kurmam gerekiyor. İşte desteklemezse arkadaşlar dediğimiz gibi hipotez yeniden kurulur. Bir de kanun ve teori var. Kanunla teori arasındaki tek fark şudur. Kanun değiştirilemez. Kesinlikle bir kesin bir gerçeklik vardır ortada. Teori ise arkadaşlar zaman içerisinde çürütülebilir. Genellikle biyoloji biliminde zaten teoriler ortaya atılır veya hipotezler ortaya atılır. Hiçbir zaman için kanun olduğunu ben görmedim. O yüzden genellikle teori ve hipotez ortaya atılıyor. O zaman şöyle yazalım. Kontrollü deneyler hipotezi desteklerse gerçek ortaya çıkar. Desteklemezse ne olur arkadaşlar? Hipotez yeniden kurulur. Bir de teori ve kanunu da açıklayayım arkadaşlar. Kanun değiştirilemez. Teori zaman içinde çürütülebilir. Mesela önceki videoda açıkladığım abiyogenez görüşü gibi düşünün. Mesela milattan önce bilmem kaç yılında oluşmuş. Ta 1600'lü yıllarda, milattan sonra 1600'lü yıllarda biyogenez hipotezi çıkarılıp çürütülüyordu o. Bakın ne oldu? Teori ya da hipotez çürütülebildi. Evet arkadaşlar, bilimsel bilginin doğasıyla ilgili veya bilimsel gerçeklikle ilgili, yöntemle ilgili anlatacağımız konular bu şekilde. Bu konuyla ilgili çok fazla soru çıkmıyor ama genellikle biyoloji alan kısmında, hani bu alan eğitimi kısmı var ya, alan eğitimi kısmında işte sorular da çıkabiliyor arkadaşlar. O yüzden bunu da bir şekilde yapmamız, bilmemiz lazım. Zaten bilmemiz gereken basamakların sırası, bağımlı değişken, bağımsız değişken, bunları karıştırmadığımız sürece rahatlıkla sorularını yapabiliriz. Sonraki videoda bu sefer gerçekten canlıların ortak özelliklerine geçiyoruz. Canlıların ortak özelliklerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.